Ben Şafan Kafes, hoş geldiniz. Bugün sizden yurt dışından getirdiğimiz AliExpress'ten bedava aldığımız drone kutu açma yapacağız arkadaşlar. Evet, bu drone'u bedava aldık arkadaşlar. Yani bildiğiniz, bundan sonra Çin'den bütünle resmen bedava getireceğiz arkadaşlar. Yani bu da yine kargo takip bizden arkadaşlar bedavaya geldi. Kargo takipte iki tane kargo takip var. Bir yukarıda resim var, bir de aşağıda yazılan arkadaşlar. Yukarıda Türkiye'ye geldi diyor. Ama aşağıdaki adı daha Çin'de diyordu. Ben de şikayet ettim, dedim ki bu ne ya dedim. Hani böyle şey mi olur dedim. Birisi Çin'de, birisi Türkiye'de. Ben hangisini alacağım dedim. Yani böyle kargo takip olmaz dedim. Al işte resimle screenshot çektim ve kanıt olarak yayınladım arkadaşlar. Aradan bir gün geçti. Bugün baktım. Okulda öğle arasında eve geldim. Drone'um evdeydi arkadaşlar. Çok heyecanla şu an eve koştum. Hani açıp bir an önce bakabilmek için gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Drone'um gelmiş. Yani hoş gelmiş, Çin'den gelmiş, buyurmuş. Şey, baktığınız zaman size drone'un kutusu olduğu çok belli arkadaşlar. Yani bir iki tane daha siparişlerim gelmiştim ama daha onlar da arkadaşlar gelmedi. Onları şikayet ettim. Onlar da öyle bir şeydi. Kargo takibi çok saçma bir şeydi. Onlar da birisi Çin'de diyor, birisi Türkiye'de diyor. Ben de şikayet ettim. Böyle şey mi olur dedim. Bakalım ona da parayı geri ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi? Öncelikle şuradan böyle bir açıyoruz arkadaşlar. Durun. Bir de getirdiğim drone'un çok güzel özellikleri var. Onları da açıklayacağım arkadaşlar. Normal bildiğiniz drone değil. Abi böyle patlasana lan. Böyle çıt 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 dedi. Çok hoşuma geliyor. Pıt 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 böyle. Sen bundan sonra oturup bunu yaparım yani böyle pıt pıt pıt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar drone'un muzun kutusu böyle. Mini bir drone, paket drone. Şöyle bir şey var, şeyin içine girebiliyor. Hani kutusunun içinde bir bölmesi var, hem altında ve üstünde. Üstündekine drone giriyor, altındakine yedek parçalar giriyor arkadaşlar. Oo, burası zedelenmiş. Oha, açmışlar bunu. Oha, açılmış bu. Veya adam hiç paketlememiş ama burası yırtılmış. Zarar görmüş. İnşallah drone'a bir şey olmamıştı var ya, çok pis. O kadar bekledim gelsin diye. Benimki hangi renk? Benimki beyaz renk arkadaşlar. Çünkü mavi pahalı. Mavi niye pahalı? Ben normalde mavi hastasıyım. Mavi aşığım resmen. Ama mavi renk çok pahalıydı. Yani çok pahalı dedim. Arasında 10 lira vardı yani. 30 lirası niye 40 lira? Yani ona göre ucuz. Özelliklerine bahsedersek. Yani 50 metre kadar çıkabiliyor. Çok saçma, GPS'i yok. Ama bir tuşu var arkadaşlar. Bastığınız zaman geri gelebiliyor. Orası bence de çok saçma yapmışlar ama. Çok yani ışıklı mışıklı. Çok 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 sevdiğim özelliği de arkadaşlar, kutusuna şarj edilebiliyor, bildiğiniz. Böyle bir şey arkadaşlar. Şu an gerçekten heyecanlıyım, ilk defa açıyorum. Şöyle arkadaşlar, altında gördüğünüz gibi pedli falan var. Bir de burada gördüğünüz gibi kablo var, kablo şarj edilebiliyor. Bu da yana verdikleri arkadaşlar. Şu ucu şu şekilde. Odaklansın bakayım bir. Odaklanmıyor sanırım. Niye odaklanmıyor? Heh, ucu şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle ufacık bir şey. Hani normal başka bir kablo olmayacağı için buna bayağı bir özen dikkat etmeniz lazım. İşte böyle tık 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 yapıyor ya. Ben bunu böyle yapayım ya. Oh lara. İçimin yağları eriyor bunu böyle. Of of of. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda şurada sizin gördüğünüz gibi. Nereden açıyor? Şimdi bunun açması var. Bizim kebap sardığımız şey ya. Adam gitmiş drone şeyi sarmış ya. Heh, deliği açtık ve yardırdık işte bu. Normalde arkadaşlar bu 40 lira mıydı neydi, öyle bir şeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar drone'umuz bu şekilde. Ve şimdi bunu işaret etmesi var. Burası zaten aşağı yukarı çalıştırma yerleri. Burada var mesela. Ama içinde şu an şarj olmadığı için. Of abi ya. Of. Drone'a gel. Bir de aklıma şey var. Şimdi bunun kamerası yok arkadaşlar. Ve AliExpress'e kamera satılıyor. Şu kadar, gördüğünüz şu kadarcık. Yani şu kadarcık. Bildiğiniz şu kadarcık. Kamera arkadaşlar. Mini kamera. Onu alsam buna monte etsem acaba ne olur? Yersin, çok merak ediyorum. Ay, ağırlığı ama çok hoşuma gitti, böyle hafif ama ağır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanında da altında da
özel yeri var arkadaşlar. Burada da pedi ve yedek şeyleri arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu altında da ped var ama pedi çok dandik. Birazcık daha katil yapsalarmış ya. Bu da pedi arkadaşlar, eğitim pedi. Bunları buraya geçiriyoruz. Ya, koruyormuş ama çok dandik. İçine baksam ben biraz daha kaliteli bir şey sanıyordum. Nasıl takılacak şimdi? O kadar... Cidden abi biraz bari şey yapsaydınız ya. Ya senin dandiklik akıyor ya. Oha girmiyor bile. Şimdi bunu buraya... Lan bu buraya takılıyor ama... Buraya nasıl takılacak? Bir kere... Çok dandik abi bu. Biraz daha güzel yapsaymışsınız keşke ya. Oo şarj varmış. Şeki. Arkadaşlar ben pedi takıp hemen arkadaşlar şu pedi biraz zor taktım ama inşallah doğru takmışım. Çünkü bilmiyorum pek uymadı, biraz yanlardan şey oldu, fışkırdı böyle. Bir de altında ayaklık var arkadaşlar, ayaklığı da taktım gördüğünüz gibi şurada böyle. Yanında çok çok güzel 8 tane. Yani normalde 2-3 tane geliyor ama 8 tanelik pervane. Bir tane elinizde tutabileceğiniz ip. Ve şöyle de şöyle. Başlık geliyor arkadaşlar. Yani konsol gibi düşünün. Bu da konsolun başlığı. Şu öndeki şey de çıkıyor arkadaşlar. Şuralar. Yani çevirince çıkıyormuş. Döndürünce. Yani şöyle döndürüp bunu takabiliyoruz. Daha uzun ama bilmiyorum, ben belki sonra takarım. Evde şu an tornavida var ama şu an başka yerde. Şimdi arkadaşlar şey çarptı, elim çarptı. Bunları şöyle şuraya geri koyalım. Burada çok güzel, diyelim dışarıdasınız. Bunu yani şurada gördüğünüz şeyi buraya şahit olarak takabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gerçekten çok çok güzel bir özellik. Yani şeyin yanında şarj aleti verildi arkadaşlar. Diyelim dışarıdasınız, bahçedesiniz. Takabileceğiniz bir yer yok. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Şöyle arkadaşlar şarj edilebiliyor. Gördüğünüz gibi burada şeyinden. Gerçekten çok hassas bir şey. Bana çok fazla dikkat etmemiz lazım. Görünene göre. Çünkü çok hassas bir şeye benziyor. Neyse arkadaşlar, şimdi bunları bunun içine koyuyoruz. Kaybetmeden sakin bir şekilde. Yani bunu böyle koyarsak. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bunun şurada pillerini koymaya. Evet, açabilirsek güzel olacak. Tornavida var normalde de. Bayağı sağ açılıyor. Tornavida da şimdi uğraşacağım ama nerede olduğunu bilmiyorum tam olarak. Neyse, çevirince açılıyor ya. O kadar zor bir şey yok. Tövbe safla. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 8, toplamda 4 tane pille çalışıyor. 2-2-2-2 diye. Pillerimizi takalım hemen. Şöyle şunları takayım tabi girerse. Ki eminim girecek yani, girmek zorunda. İki tane buraya taktım arkadaşlar, hemen diğerlerine takıp geliyorum. Arkadaşlar peri taktım, buna taktım. Şu an her şey yaptım, normalde nasıl çalıştığını falan da bir şey oluyordu. Şimdi drone'umuzu çalıştırıyoruz. Ya şimdi burada bir ton ayar var ya, ben size göstermek istemiyorum. Burada yanında da tuşlar var işte. Bir tek şu jilo bastığın zaman arkadaşlar neredeyse ilk başladığı yere dönüyor. Şu
Şu gördüğünüz başladı ya. Bastığınız zaman mesela gitti ya. Bilmiyorsunuz ne ettiğini. Bastığınız zaman ol diyerek ilk başta geri geliyor. İşte bunlar da sağa sola şey yapmak için. Buradakiler, bunun içinde jiroskop desteği var arkadaşlar. Yani mesela böyle bastığınız zaman dik gider. Böyle yaptığınız zaman yani siz yamaçlı zaman yan gider böyle. Düz dediğiniz zaman yan gider. Bu arkadaşlar onu gösteriyor. Şimdi drone'umuzu seçmek için de şöyle göstereyim. Bir tık ileri geri yapıyorsunuz. Bir dakika, hemen şunu kapatalım. Bu ses diyoruz arkadaşlar. Bir tık ileri geri ve drone'umuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hoppa. Böyle çok güzel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben bilerek yapıyorum böyle. Oo, elimi kesti. Uçtu bir an. Uf, elim çok kötü kesti. Yani çok bir şey olmadı ama pervane de çok hızlı. Şunu da bir çekelim de bir şey olmasın. Mesela işte bakın, git bastığın zaman öne gidiyor ya. Bunu biraz uf. Ve yavaş yavaş ilk başta. Bak ileri gidiyor kendiliğinden. İşte bu şuradaki tuşlara basarak arkadaşlar. Onun öyle sağa sol yapmasını, dengesiz bir şekilde gitmesini engelliyor arkadaşlar. Şu an o tarafa gidiyor hala. Gördüğünüz gibi böyle. Bir de şurası çıktı, şimdi hemen takayım. Sağlam takmazsanız arkadaşlar çıkar. Zaten bunlar da korusun diye yani. Çarptığında falan, çünkü şey değil öyle. Bakalım hala ileri gidiyor. Hala ileri gidiyor. Sıra sağ. Hala sağ. Gidiyor yani şu an. Yani gidiyor, siz görmüyorsunuz ama böyle attığınız zaman ileri gidiyor, oraya gitmemesi için. Ve bakayım. Hala ileri gidiyor. Uf. Elim çok kötü kesti. Evet arkadaşlar, şu anda drone'umuzun deneme aşamasındayız. Gördüğünüz gibi drone'umuz yerde. Ve şimdi kumandasını çalışacağız arkadaşlar. Şöyle bir tık. Şu. Bir de bu ses duyunca arkadaşlar, drone'un arasındaki şey geçiyor arkadaşlar. 50 metre mesafesi var. 50 metreden uzaktan işleyebiliyor. Ve şimdi hop hop hop, aman ha. Biraz kontrol gerçekten zor arkadaşlar. Niye ben de bilmiyorum. Gerçi daha yeniyiz ama şöyle. Hop 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 hop, girdi. Tekrar arkadaşlar çalıştırıyorum çünkü just go. Hoppa. Bak şu an az bir şey kontrolü sağladım. Aman 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 aman, çok güzel. Hop 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 hop. Abi bunu açık anda çalıyorsun, cidden evde olmuyor. Tabii ben açık anda deneyecektim, dışarıda yağmur yağdı. Şu an dışarıda Adana. Yağmur yağdı, biliyorum çok korkunç bir şey. Adana kıyamet gibi bir şey ama. Hemen şöyle pedini takıyorum arkadaşlar. Altındaki şey çıktı. Yere bir an sel çarptı ve şşş.
Aman. Oha. Ya şimdi şu aldık niye çıkıyor? Oha ikisi de çıkmış. Diğeri nerede? Ben hemen diğerini bulup geliyorum. Yeniden çıkmış. Şu an arkadaşlar şarjı bitti. 4-5 dakika kalıp bir şarjı vermek arkadaşlar. Görünüş şu anda da 3 dakika oldu zaten. Çatımdan önce kullanmıştım. Şarj az taktım arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.